Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklilerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sağ alt köşedeki kırmızı abone butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Size yine bugün sıralı, çok zarif, hemen ütüye gelen bir model nasıl yapılır onu tarif edeceğim arkadaşlar. Modelimiz şu şekilde. Modelimiz böyle sıralı bir model arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hemen ütüye uygun, çıtı pıtı, herkesin yapabileceği tarzda bir model. Bunu herkes rahatlıkla, kolaylıkla yapabilir. Her zamanki gibi arkadaşlar, böyle yemenimizin ikişer zincir çekerek tığ battılarını hazırlıyoruz. Tığ battılarımızı yaptıktan sonra aynı renkle, mesela tek renk turuncu yazma yapıyorsak, turuncu renkle İlk önce bu alt zemini, birinci sırasını gidiyoruz. İçine de renklendirmek istediğimiz renkleri koyabiliriz. Bunları rengarenk de yapabiliriz arkadaşlar. Hangi renkleri seviyorsanız o renklerle kenarlarını da süsleyebiliriz. Şimdi modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Tığ battıya ilk başlarken de sık iğne ile arkadaşlar bu şekilde ipimizi tutturuyoruz. Bir zincirimizi çekip bir şöyle orta boy bir örümcek yapıyoruz. Örümceğimizin büyüklüğü bu şekilde. Şimdi tığımızın başını iki defa doluyorum. 1, 2, 3 tığ battı atlayıp 4. tığ battımın içine 1, 2, 3 tığ battı atlayıp 4. tığ battımın içine 1, 2, 2, 2 olarak girdim. Tığ battılarınız iri ise 3. tığ battıya da bu şekilde batabilirsiniz arkadaşlar. Biraz ben sıkı yapmışım. O yüzden 3 tığ battı atladım. Buraya 6 tane zincir çekiyorum. Şöyle biraz bombili olmasını istiyorum arkadaşlar. Çünkü 5 zincir çekildiği takdirde sığmıyor bu 5 kirpim. O yüzden buraya 6 tane zincirimi çekip 2 defa. Burada hep tığının başı 2 defa dolanıyor arkadaşlar. Bu yaptığım trabzanımın tepesine girdim. 1 2 2 2. Şu bombililiğim oluşsun. Trabzanla aynı seviyede olmasını istemiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi kipriklerimi rahat bir şekilde sığdırmak istiyorum. Şimdi buraya 5 zincir. 5 zincirimi çektim. Yaptığım bu trabzandan yuvanın içine girip kirpik olarak kapattım buraya. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Trabzanıma kapattım. İkinci kirpiğim bu. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekip hemen bu şekilde 3. yuvanın içine de kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 5 zincirimi bu şekilde kirpik yapıyorum arkadaşlar. 4 oldu. Kirpik sayımız 5 olacak. 5 zincirimi çektim. Yine öbür kirpiklerimin yanına bu şekilde kapattım arkadaşlar. Şimdi 5 tane kirpiği buraya yaptık. Son olarak şu trabzanımızı yaptığımız yer var ya arkadaşlar. Trabzanımızın tepesine de bir tane buraya batıyoruz. Şimdi buraya 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 bu da 6. Toplam buraya 6 tane sık iğne yaptım. 7.'yi de yandaki tığ battıya bakın arkadaşlar. Hemen bir yanındaki tığ battıya aynı tığ battı değil. Yandakine batıyorum ki şöyle destek olsun. Şöyle arkadaşlar kirpiklerimiz sola doğru yatarsa. Çünkü sağ tarafa beyaz kirpiklerimizi yapacağız. Tekrar aynı şekilde yapıyoruz. Örümcek şöyle orta boy olsun. Fazla küçük olmasın arkadaşlar. Fazla da büyük olmasın. Şöyle orta kare bir örümcek yapıp tığımızın başını iki defa doluyoruz. 1, 2, 3 tığ battı atlayıp 4. tığ battımın içine 1, 2, 2, 2 olarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. 6 zincir trabzanından sonra 6 zincirimi çektim. 2 defa doladım. Bu en son yaptığım trabzanımın tepesine girip 1, 2, 2, 2 olarak
Rüya, bir yuva yaptım Trabzon'dan arkadaşlar. Şuranın hafif belirgin olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım Trabzon'uma kirpik olarak. Buraya aynısından 5 tane yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Kapattım buraya. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Kapattım trabzanıma. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Kapattım trabzanıma. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Bu şekilde 5 tane kirpik yaptım ve yine aynı şekilde arkadaşlar sık iğneye geçmeden önce buraya trabzanımın arasına da girdiğim yere de bir tane sık iğne yapıp sonra buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 yani trabzanıma 3 4 5 6. Yedinciyi hemen yandaki tığ battıma kapattım. Bu şekilde gördüğünüz yarım ay gibi böyle kirpikler yapıyoruz arkadaşlar. Çok hoş oluyor. Hem ütüye de rahat bir şekilde gidebiliyor. Yapımı da kolay gördüğünüz gibi. Hediye her şekilde annenize babanıza böyle hani karışık renklerden hoşlanmayan sade yazmaları veya kenarı çiçeklileri çok seviyorlar büyükler. O şekilde yapabiliriz. Modern çok şahane duruyor arkadaşlar. Şimdi yine bir zincir çekip yeni bir tane daha yapalım arkadaşlar. Bu şekilde orta boy örümceğimizi yaptık. 1, 2. 2 defa doluyoruz. 1, 2, 3, 4.'ye. 1, 2, 2, 2. Bu şekilde arkadaşlar 2 defa doladığım tığımın başını iplerimi 1, 2, 2, 2 olarak aldım. Yine 6 zincir. 6 zincirimi çektim 2 defa. Bu oyada hep 2 defa arkadaşlar. Aklınız kolayca karışmadan yapabilirsiniz. Her yaş yapabilir. Yeni öğrenen de yapabilir. 55-65 yaş üstü de yapabilir. Bu şekilde yani kolaylıkla zorlanmadan, rahat bir şekilde sıkılmadan şöyle arada bir stres atmak için de yapabilir. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi yine trabzanıma kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu şekilde kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu şekilde trabzanımıza kapattık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kirpiğimi kapattım buraya. 4 oldu. Sonuncu kirpiğim için bir 5 zincir. 5 zincirimi çektim bu şekilde. Kapattım yuvama. Bu şekilde arkadaşlar kirpiğim hazır olunca son kez şu bağladığım trabzanımın tepesine de arkadaşlar bir tane yapıyorum. Ve geri kalanı da 6 tane sık iğne yaparak trabzanımı dolduruyorum. 2 3 4 5 ve 6. Yedinciyi de bu şekilde arkadaşlar yandaki tığ battıma geçerek tamamlıyorum. Şimdi arkadaşlar bir zincir çekiyoruz. Bu şekilde orta boy. Ne büyük ne küçük. Orta boy. 1, 2, 2. 2 defa. 1, 2, 3 tığ battı atlayıp 1, 2, 2, 2 olarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Üzerine 6 zincir. 1, 2. 2'den başka dolama yok dedik arkadaşlar. Onu unutmayıp uygulayalım. Demin fazla dolamaya kalktım galiba daldım. 1, 2, 2, 2 olarak buraya bir trabzan yaptım arkadaşlar. Bombililiği veriyorum her zamanki gibi. 5 zincir. 5 zincirimi çektim. Bu şekilde. Kirpiğimi kapattım. 1,
2, 3, 4, 5 zincir. Yuvada kapatıyorum. Bu şekilde sık iğne ile. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 3. kirpiğim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 4. kirpiğim. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine trabzanıma kapattım bu şekilde. Yine arkadaşlar 5 kirpiğimi doldurunca buradaki ilk trabzanımı yapmak için girdiğim trabzan tepesine de bir tane sık iğne yapıyorum. Ondan sonra bu trabzanıma 6 tane arkadaşlar sık iğne yaparak bitiriyorum trabzanımı doldurmayı. Bu şekilde 6, 7. de buradaki yandaki tığ battının içine kapattım bu şekilde arkadaşlar. Bir zincirimi de çekeyim. İpimi koparalım. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ütülemediği halde ütülü gibi duruyor. Bayağı da yaptık arkadaşlar. Kolay oldu diye demek ki. Şimdi buradaki 6 zincirli olan yuvamın içine beyaz ipimle sık iğne yapıyorum. Aynı bu tarafta yaptığımız kirpikleri buraya da yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapatıyorum buraya kirpik olarak. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım kirpik olarak 2. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım kirpik olarak buraya 4. 3 oldu arkadaşlar, pardon. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sonuncu kirpiğimi de arkadaşlar buraya bu şekilde kapatıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kopardım. Evet, bir tane daha yapalım. Bu şekilde sık iğne ile kapattık. İnce olduğu için altı çekelim bakalım arkadaşlar nasıl duracak. Buraya acaba altı mı çektim bilemedim. Şimdi altı zincir. Kapattım buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Kapattım. 3 oldu. 6 zincir. Kapattım bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Bu şekilde 6 ile de deneyelim bakalım dedik arkadaşlar. 6 zincir çekerek buraya 5 tane kirpik yaptık. Bir zincirimi de çektim. İpimi koparıyorum. Bu şekilde 6 zincir. Bu da 5 zincirle yaptığımız kirpiğimiz arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Kolay, güzel, zarif model arkadaşlar. Böyle istediğiniz renklerde morlu, beyazlı, sarılı, morlu, istediğiniz renkleri, sevdiğiniz renkleri, su yeşili, pembeli, böyle istediğiniz renklerde yapabilirsiniz cıvıl cıvıl. Çok da hoş ve rahat giden bir model arkadaşlar. Hiç ip koparmadan. Şunlar ikinci sırada var arkadaşlar. İlk sıramız tek sıralı, yani devam eden bir model. Bu şekilde modelimizin yapılışı. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.